Vielen Dank für Ihr und Euer Kommen zu einem Thema, was leider immer noch brandaktuell ist. Wir werden heute Abend über die nicht vorhandene oder sehr schwierige Rechtsstaatlichkeit in der Türkei reden. Mein Name ist Anita Starosta. Ich bin bei Medico International in der Öffentlichkeitsarbeit Referentin für die kurdischen Gebiete Türkei, Irak, Syrien. Und moderiere die Veranstaltung heute, möchte aber gleich zu Anfang nochmal darauf hinweisen, dass es eine Kooperationsveranstaltung von Medico, IPPNW, Pro Asyl und der Neuen Richtervereinigung ist und die Veranstaltung vor allem auf Initiative der IPPNW, der Ärztlichen Friedensorganisation, zustande gekommen ist, die seit 1998 Delegationsreisen in die Südosttürkei, nach Kurdistan organisieren und dort Menschenrechtsaktivistinnen aus Deutschland zusammenbringen mit Vereinen, mit demokratischen Plattformen, mit der Zivilgesellschaft, mit Umweltverbänden, mit Frauenrechtsorganisationen, mit Anwältinnen oder der Ärztekammer. Und so ist seit vielen Jahren ein ganz wichtiger und ein ganz vertrauensvolles Verhältnis und ein Austausch entstanden. Und seit 4 Jahren organisiert die IPPNW auch Gegenbesuche. Das heißt, sie holt NGO-Mitarbeiterinnen, Aktivistinnen, Rechtsanwälte hier nach Deutschland. Ich glaube, das ist ganz wertvoll, dass es diese Gegenbesuche gibt, denn nur so fruchtet der gemeinsame Austausch und die gemeinsame Verbindung richtig gut. Pro Asyl unterstützt die Veranstaltung ebenfalls. Pro Asyl, kennen die meisten von euch, ist eine Frankfurter Organisation, die sich für die Rechte von Asylmenschen, von asylsuchenden Menschen in Europa einsetzt. Und die haben erst letzte Woche ein Gutachten veröffentlicht, was ich sehr ans Herz legen kann. Das liegt auch hinten auf dem Infotisch, wo es um die türkische Justiz und den Missbrauch von Strafverfahren für politische Verfahren geht. Das ist sehr gut recherchiert und, glaube ich, auch sehr hilfreich für politische Entwicklung und die Frage von Abschiebung aus Deutschland in die Türkei. Die Neue Richtervereinigung, die ebenfalls Kooperationspartner dieser Veranstaltung ist, ist ein Interessensverband von Richterinnen und Anwälten in Deutschland und stehen im Austausch mit Rechtsanwälten und Richterinnen in der Türkei und unterstützen politisch verfolgte Richterinnen und Rechtsanwälte. Im Namen all dieser Organisationen möchte ich euch heute Abend hier begrüßen. Kommen wir nun zur Veranstaltung. Ich sage gleich noch ein paar einführende Worte und stelle dann unsere Referentinnen vor. Wir haben geplant, dass wir so 1,5 Stunden, maximal 2 Stunden diese Veranstaltung machen wollen. Ich habe Fragen an die Referentinnen vorbereitet, die zuerst einen kleinen Input aus den Arbeitsbereichen oder ihren eigenen Erfahrungen aus Kurdistan geben werden. Und dann wird es aber auch die Möglichkeit geben für Nachfragen, Rückfragen, Kommentare aus dem Publikum. Sind das keine direkten Nachfragen, würde ich darum bitten, die dann im Anschluss der Veranstaltung zu stellen. Und ich habe ja auch eben schon gesagt, wir können auch nach der Veranstaltung gerne noch in kleiner Runde weiter diskutieren. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, der Abbau rechtsstaatlicher Standards und demokratischer Institutionen schreitet in der Türkei immer weiter voran. Nach dem Putschversuch 2016 und dem damals ausgerufenen Ausnahmezustand hat sich das autoritäre Regime in der Türkei immer weiter verfestigt und es geht bis heute mit Härte gegen Kritikerinnen und Oppositionelle vor. Das setzt sich fort und zeigte sich zuletzt nach den Kommunalwahlen im Frühjahr, als erneut Zwangsverwalter eingesetzt wurden und demokratische Vertreterinnen der linken DEM, früher HDP-Partei, abgesetzt wurden. Da werden wir auch gleich nochmal mit den Referenten mehr drüber sprechen. Nationale und internationale NGOs und Institutionen, unter anderem auch der Europarat, verweisen seit Jahren auf die sich verschlechternde Lage in der Türkei, was auch dazu führt, dass immer mehr Menschen aus der Türkei fliehen. Im ersten Halbjahr 2024 stellten knapp 16.000 Stück türkische Staatsangehörige
ein Asylantrag in Deutschland. Das sind zumeist Kurden, die vor staatlicher Verfolgung nach Deutschland fliehen. Diese aufgeworfenen Aspekte wollen wir mit unseren drei Expertinnen, mit unseren drei Referentinnen, die wirklich alle einen sehr spannenden Hintergrund haben und sich sehr gut in diesen Themen auskennen, diskutieren. Neben mir sitzt Bedia Özgürce. Sie ist Rechtsanwältin, war in der Türkei lange im IHD, im Menschenrechtsverein, aktiv, ist ehemalige Parlamentsabgeordnete und wurde 2019 als Oberbürgermeisterin in Van gewählt, dann aber relativ schnell durch einen Zwangsverwalter abgesetzt und ein Verfahren mit dem Vorwurf Unterstützung einer terroristischen Vereinigung wurde eröffnet. Glücklicherweise ist sie ihrer Verhaftung aber noch entkommen und lebt seit einigen Jahren in Karlsruhe. Cihan Özkaplan ist ebenfalls Mitglied des IHD, des Menschenrechtsvereins und Rechtsanwältin aus Van und verteidigt hauptsächlich angeklagte und inhaftierte Menschenrechtsaktivisten oder andere politisch Aktive, die mit dem Vorwurf Mitgliedschaft oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung konfrontiert sind. Und sie kriegt hautnah mit, wie die Bedingungen der Inhaftierung sind und wie sich die Rechtsstaatlichkeit in der Türkei verändert und kann uns, glaube ich, später ganz viel aus ihrer Praxis erzählen. Schön, dass du da bist. Eray Erdem ist Sozialarbeiter und Vorstandsmitglied der Gewerkschaft der Sozialarbeiter und arbeitet für die türkische Menschenrechtsstiftung in Diyarbakir. Die Stiftung betreut politische Gefangene und arbeitet mit Überlebenden von Folter und Polizeigewalt. Auch dazu werden wir später quasi hautnah aus der Praxis hören. Ich würde gerne die erste Frage an Bedia stellen. Schön, dass du hier bist. Du wurdest selber unter Terroranschuldigungen diffamiert und konntest dein Amt als Oberbürgermeisterin in Van nicht mehr ausüben und wurdest quasi zur Flucht gezwungen. Vielleicht kannst du uns die Praxis der Zwangsverwaltung noch mal kurz erläutern, was das Ziel ist. Das wird ja bis heute umgesetzt und was das auch für dich oder für betroffene Personen bedeutet, wenn sie eben demokratisch gewählt sind und dann unter dieser vermeintlichen Anschuldigung abgesetzt werden und verfolgt werden. Çok teşekkürler sevgili Aneta. Hepiniz hoş geldiniz. Ben öncelikle Medico Internationale, IPPNV'ye ve yeni hakimlerden Derneği'yle bu organizasyonu sağladıkları için, bizi sizlerle buluşturdukları için teşekkür etmek istiyorum. Evet, ben kısaca belki kendi hikayemi biraz anlatabilirim ama benim hikayem aslında Kürt halkının demokratik haklarının ne durumda olduğunu çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyan özel bir örnek. Çünkü Türkiye'de Kürt halkına yönelik 100 yılı aşkın bir zamandır süren derin bir ayrımcılık ve ırkçı bir politika ve asimilasyon politikası devam ediyor. Bu dönemde işte darbe girişiminden beri de farklı bir yeni varyasyonunu görüyoruz aslında. Türkiye bir hukuk devleti midir? Ben bir hukukçu olarak mesleğe başladığım zamandan beri bunun kırıntısına bile çok az rastladığımı belki söyleyebilirim. Çünkü hukuk devletinden anladığımız eğer eşitlik, demokratik temeller, herkesin anayasal güvencede özgürlük hakkını yaşaması ise Kürtler bu haktan tamamen mahrum. Bunu biz birçok açıdan deneyimliyoruz. 90'lı yıllarda 17 bin aşkın faili meçhullerle deneyimledik. Daha önceki süreçlerde sürekli darbelerle tekrarlanan, sürekli Kürtlerin topyekun göç etmesine, öldürülmesine, işkencelerden geçmesine maruz kalan uygulamalardan da deneyimledik. Son dönem ise
topyekün bir savaşa dönüşen haliyle deneyimliyoruz. Bunların yakın zaman tanığıyız bizler. Kürtler, hani kısaca kayyum ne demek diye sordu. Ben kayyumun son dönem Kürtlere yönelik güncellenmiş asimilasyon rejiminin son halkası olduğunu söyleyebilirim belki. Bu Afrika'da görülen rejimin bir benzeri, belki evet bir farklısı olabilir. Apartheid rejimi benzeri bir rejimin farklı yansıması olabilir. Ama temelde şunu söyleyeyim, sömürgecilik anlayışının tezahürüdür tam da. Sömürge rejimidir. Kürt halkını yok saymadır. Onların bütün demokratik haklarını yok saymadır. Çünkü bir ülkede eğer vatandaşlar arasında bir eşitlik yoksa, kanun önünde veya hiçbir düzlemde, hukuk önünde eşit değillerse, o zaman bir halk köle olarak görülüyordur. Bunun en temel ayırt edici özelliği hukuk nezdinde seçime katılma, yönetime katılma haklarıdır. Kürtler neredeyse 100 yıldır bu haktan mahrum bırakılıyor. Kürt halkı milletvekilini seçiyor. Sadece Kürtlerin milletvekillerinin, onların seçtiği milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılıyor. İşte türlü bahanelerle uydurulmuş, oluşturulmuş dosyalarla görevden alınıyor, hapse atılıyor. Ya da Kürtlerin seçtiği yerlerdeki belediyelere kayyum atanıyor. Meclisler asla toplanmıyor. Kürtlerin bir bütün olarak yönetimde olmalarına tahammül edilemiyor bana kalırsa. Kayyum rejimi budur. Bildiğiniz gibi 2013 döneminde 2015'e kadar süren barış ve müzakere çözüm süreci yaşanmıştı. O dönem böyle bir yaklaştığımız, belki de umuda en çok yaklaştığımız bir sürece şahit olduk. Türkiye'de muazzam bir rahatlama, muazzam bir umut birikmişti. Tam da o yıllarda Kürtlerin başını çektiği ama Kürt temelde Türkiye'deki bütün farklı kimliklerin, ezilen halkların, ötekileştirilen kesimlerin bir araya gelip parti olarak ortaya çıktığı, HDP'nin seçime katıldığı ve Türkiye'deki %10 seçim barajını aştığı bir sürece şahitlik ediyoruz. O dönemlerde ilk defa belki de Türkiye'de Kürt sorununun çarpıcı bir şekilde bütün Türkiye'de tartışıldığı bir dönem vardı. Birçok eleştirilerimize rağmen yine de çok olumlu tarafları da vardı. Benim açımdan en önemli tarafı işte kuzey kesiminde, güneyde, Türkiye'nin kuzeyinde, işte en batısında Kürt sorununun tanımlanması ve artık akan kanın, süren savaşın son bulması isteğiydi. Bunu bütün Türkiye'de, bütün halklar canı gönülden destekliyordu. Ve böylesi bir ortamda, herkesin düşüncelerini özgürce, serbestçe ifade edebildiği bir ortamda hakikaten seçim sonuçları da muazzam bir sonuçla gerçekleşmişti. İşte HDP ilk defa barajı aşmıştı. %13'e yaklaşan bir oy oranıyla 80 küsür sandalye elde etmişti ve hatırlarsanız 7 Haziran seçimi Türkiye'de bir dönemin kapandığına ve yeni bir dönemin başladığına işaret ediyordu. Bizler bu dönemi umut beklentisiyle karşıladık ve hakikaten Kürt sorununun ilk defa çözüleceğine inandık. Fakat bu seçimin sonuçları sayılmadı. Yani Kürtler olası bir hükümette, belki de merkezi hükümette bakanlıklarla temsil edilecek bir çoğunluğa ve bir koalisyon hükümetinde yer alma hakkına, imkanına kavuşmuş olacaktı. Fakat sadece AKP değil, sadece MHP değil ama sosyal demokrat olarak tanımlanan diğer partilerde, işte CHP ve diğer bileşenler de, gördüğümüz ya da görmediğimiz bütün müttefikler de seçim sonuçlarını saymayarak seçimin yenilenmesine vesile oldular ve o 6 aylık süre içerisinde, yani yeniden seçimlerin yenilendiği dönemde Türkiye'nin her yerinde bombalar patlamaya başladı ve oluşan kaos ve manipülasyon ortamında
çözüm süreci bitirildi. Yani öncesinde Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları vardı elbet. Ama sonrasında da Türkiye bir bütün olarak karanlık bir döneme sürüklendi. Seçimler yenilendi. Beklenti şuydu, HDP baraj altında kalır. İşte Tayyip Erdoğan'ın ve merkezi hükümetin hayal ettiği meclis çoğunluğu elde edilir ve anayasal sistem o zaman değiştirilir diye umuluyordu. Ama HDP her türlü baskıya rağmen, her türlü manipülasyona rağmen, her türlü kara propagandaya rağmen yine barajı aştı. Bu sefer işte 60 milletvekili, 65 milletvekiliyle temsil edilme imkanı buldu. Bunları uzun uzun tabii anlatıp bir süreç hatırlatması yapmak istedim. Çünkü tam da o yıllarda ağır bir savaş başladı. Yani Kürt kentlerine bombalar yağmaya başladı. 24 saati aşkın yani sürekli devam eden ablukalar yaşandı. Kürt kentleri ablukalar içerisinde sivillerin, yaşlıların, çocukların öldürüldüğü, birçoğunun tutuklandığı, binlercesinin sürgüne zorlandığı, göç ettirildiği karanlık bir döneme şahit olduk. Tam o günlerde ben milletvekiliydim ve nasıl ağır ihlaller yaşadığımız, yani belki de o toprakların gördüğü, görebileceği en ağır ihlallerin bir kere daha yaşandığına tanıklık ettik. İşte 2016'da da bir darbe girişimi oldu hatırlarsanız. Darbe girişiminden sonra OHAL ilan edildi ve OHAL ile birlikte aslında her zaman söyledikleri ama bir türlü işte anayasa, kanunlar, uluslararası bağlayıcı yasalar sebebiyle hayata geçiremedikleri bir döneme imza attılar. Bu dönem OHAL uygulamalarıydı. OHAL ile beraber kararnamelerle birçok yasa değiştirildi ve bu yasalardan biri de belediye kanunuydu. Belediye kanunu 44. madde. Anayasa aykırı olmasına rağmen bir kanun hükmünde kararnameyle bu yasa değiştirilerek kayyum atama uygulaması getirildi. Kural olarak sadece bir belediye başkanı göreviyle alakalı suçlanmış, mahkum edilmiş ise görevden uzaklaştırılabilir ama bu kararnameye göre belediye başkanı hakkında sadece terör örgütü bağlamında terör mücadele kanunundaki bir sebeple soruşturma açılması görevden alınması için yeterli, yerine kayyum atanması için yeterli. Yani belediye başkanı seçiliyor, hiçbir şekilde hakkında belki hiçbir soruşturma bile olmayabilir ama hasbelkader biri şikayet etmiş ise terörle mücadele kapsamında soruşturmaya maruz kalmış ise o belediye başkanı görevden alınabilir demek. Bu kadar pervasız bir uygulamaya geldi. Anayasa denetimi olmayan, hukuk denetimi olmayan, tamamen keyfi bir uygulamaya dönüşen bir kayyum atama süreci. Yani yasal boyutu böyle. Biz hep kendimizi savunmak ve bunları uzun uzun açıklamak durumunda kalıyoruz ne yazık ki. Kayyum ataması elbette ki kanuna aykırı, meşru değil, halkın temel isteğine aykırı. Çünkü seçimle gelen ancak seçimle gider. O seçim sandıklarına halklar, kişiler düşüncelerini, vicdanlarını ve gelecek tahayyüllerini tarif ederek oy kullanıyorlar. Bizler hakkında yapılan ise tamamen çok keyfi olarak hükümetin hedef göstermesi, yani temelde bizim rakibimiz olan bir siyasi partinin bizi hedef göstererek saf dışı bırakması, hakkımızı çalması. Yani bu sadece seçilenler açısındaki hak gaspı değil. Daha ziyade onu seçen halkın kendi kararının yok sayılması anlamına geliyor. Bu sadece sömürge rejimlerinde rastlanabilecek bir durum. Belki sömürge rejimleri bile böyle bir şey evet, daha yavaş, çok özür diliyorum. Kayyum atanması bitireyim mi? Yok. Okey. Sonra runde da. Ha ya, okey. Okay. Bir sonraki soruda o zaman devam edeyim. Teşekkür ederim bu imkan için. Vielen Dank, Viviane. Ich glaube, das war jetzt nochmal ganz wichtig und hilfreich auch zur Einordnung des politischen Kontextes und auch der Hintergrund
vor dem ihr arbeitet und politisch aktiv seid in der Türkei. Und ich würde einfach gleich in der zweiten Runde gerne nochmal von dir hören, wie das persönlich für dich damals war und auch wie die Situation heute in den kurdischen Städten ist in Bezug auf die Absetzung auch der, der Politikerin der DEM-Partei. Jian, du bist Anwältin, musst dich also viel mit der Situation, bewegst dich in der Situation, wie sie uns eben geschildert worden ist und vertrittst Mandantinnen, die unter dem Vorwurf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung stehen. Wie ist deine Praxis als als Anwältin? Wie sieht dein Alltag aus und wie werden diese Strafverfahren, wie verlaufen die? Warum? Herkese merhaba. Ben Jian, avukatım. 8 yıldır avukatlık yapıyorum. Daha çok insan hakları alanında, çevre hakkı, kadın hakları ve mülteci, göç hukuku alanında çalışıyorum. İnsan Hakları Derneği'nde çalışıyorum. Yine Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda çalışıyorum. Orada avukatlık yapıyorum. İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na başvurular oluyor ve bu başvurular daha çok hak ihlallerine ilişkin başvurular oluyor ve bu başvurulara ilişkin de ben çalışma yürütüyorum bir avukat olarak. Yani hak ihlaline uğramış kişilerin avukatlığını yapıyorum daha çok. Yine aynı zamanda hak ihlalleriyle beraber bir proje kapsamında hak savunucularının desteklenmesi ve onlarla dayanışma içerisinde olmak için de bir projede çalıştım. Orada da çalışma alanım daha çok hak savunucularıydı. Yani hak ihlalleriyle mücadele eden aktivistlerle ilgiliydi. Şimdi şöyle, aslında Bediye Başkan, yani üstad dediğimiz 90 yıllarına şahit olmuş bir avukat, kadın avukat. Aynı şehirde yaşıyoruz. Yaşıyorduk maalesef. Şimdi ben de 8 yıldır avukatlık yapıyorum ve avukatlık süresi içerisinde daha çok insan hakları alanıyla ilgilendim. Şimdi başvurular geliyor ve başvurularda şöyle, daha çok devlet tarafından hakları ihlal edilen kişilerin başvuruları geliyor. İşte daha çok açıkçası daha çok yani mesleğimden itibaren en çok istikrarlı olarak devam ettiğim alan hapishane alanıdır. Yani hapishanede yaşayan siyasi tutsaklar dediğimiz ve yine diğer mahpus hakları oluyor. Şimdi politik yanı çok fazla var. Ben belki diğer turda politik yanına değineceğim ama hukuk olarak belirtirsem, yani hukuk yanını belirtirsem, şimdi zaten Türkiye'de ve Kürdistan'da insanlar haklarını, yani hak, özellikle Kürtler açısından bu durumu dile getiriyorum. Hakları çok fazlasıyla ihlal edilebiliyor. Yani yaşam hakkından tutalım, çalışma hakkı, ayrımcılıkla karşı karşıya kalabiliyorlar. Birçok hak alanında hakları ihlal edilebiliyor. Kaldı ki sadece kişiler değil, kişilerle mücadele eden hak savunucuları dediğimiz kişiler de bu baskıyla, bu şiddete maruz kalabiliyorlar. Hal böyle olurken, yani dışarıda, hani hapishanede olmayıp dışarıda olan kişiler bunu yaşarken, içeride hapishanede siyasi tutsaklar dediğimiz kişiler üzerinde çok daha fazla hak ihlalleri meydana gelebiliyor. Şimdi belki bir somut örnek vererek hani biraz hapishanelerin durumunu belirtebilirim. Şimdi Türkiye'de 2023 yılından bu yana 28 tane hapishanede açlık grevi devam ediyor.
açlık grevlerinin amacı işte Sayın Öcalan üzerindeki tecritle beraber hapishaneler üzerindeki hak ihlallerine dur demek amacıyla kişiler, mahpuslar protesto ediyor bu durumu. Açlık grevine girerek ya da aile görüşlerine katılmayarak, avukatıyla görüşmeye katılmayarak, telefon görüşmelerine katılmayarak bu durumu protesto ediyorlar. Şimdi haliyle böyle olurken hapishane yönetiminin işte bir politikadır bunu söylüyorum. Mahpuslar üzerindeki hak ihlalleri de derin olabiliyor ve fazla olabiliyor. İşte mahpuslara fiziksel, psikolojik şiddet, uyuk, kocamış dediğimiz işte hasta tutuklu ve hükümlülerin cezası ertelenebilir. Raporlar alınır ve ertelenilebilir. Güzel bir kararname. Ve bu kararnameye dayanarak bir Hizbullahçı örgütün bir üyesi vardı. O da yaşlıydı ve içerideydi. Cezaevindeydi. Kendileri bir başvuru yaptı bu kararnameye dayanarak ve kişiyi hemen serbest bıraktılar. Hatta hukukçular arasında şu tartışıldı. Bu kararname acaba bu adam için mi çıkarıldı diye. Netice itibariyle bir kararname çıkarıldı yani. Ben de bu kararnameye dayanarak ve bu dosyayı emsal göstererek yaşlı ve hasta olduğu için, dışarı çıkarıldığı için kendi müvekkilim Hanife anne için talep ettim. Ve dedim ki benim müvekkilim Hanife anne de hasta, yaşlı, birçok hastalığı mevcut, raporlarda da bu mevcut. Bir an önce özgür kalmasını talep ettim. 7 kere yaptım bunu ve 7. kez de reddedildi. Yani bunun sebebi, yani bunun nasıl açıklayabiliriz bilmiyorum ama tamamen biz, yani biz hukukçular değil, bütün kişiler bile bunu düşünebilir. Bunun sebebi Hanife annenin Kürt olması. İşte bu bir ayrımcılığa verebileceğim en önemli örnek diye düşünebilirsiniz. Şimdi somut bir örnek vermek istedim çünkü Türkiye'de hukuk sistemi bu şekilde yürüyor. Türkiye'de yazılı olarak hukukun üstünlüğü ilkesi var. Evet, yazılı olarak sizler bakabilirsiniz. Kanunlarında hatta çok da güzel kanunları vardır yazılı olarak. Bu şekildedir. Ancak uygulamaya geldiğimizde Kürtlere asla bu şekilde uygulanmıyor. Kürtlerle beraber tabii bazı diğer halklar da var. Onlara da gelebiliriz ama özellikle Türkiye ve Kürdistan'da Kürtlere bu hukuk uygulanmıyor. Özellikle politik Kürtlere, haklarının bilincinde olan Kürtlere, yani kendisi için mücadele eden Kürtlere bu uygulanmıyor. Yani yazılı olan hiçbir kural. Yani hukukun üstünlüğü nedir? Hukukun üstünlüğü her insana eşit derecede aynı hukuku uygulamaktır. Ancak Türkiye'de hukukun üstünlüğü yok maalesef. Şimdi 2016 yılından itibaren tabii bir darbe girişimi muhabbeti oldu. Onunla beraber devlet ülkeye, ülkenin kanunlarına, işte birçok şeye müdahale etme o hal dediğimiz bir durum oldu ve müdahale etme hakkı tanıdı kendisine. Çünkü sıkı yönetim ve o hal gerekçesiyle birçok sivil toplum kuruluşu kapatıldı. Birçok insan işine son verildi. İşte özellikle Fethullah Gülen hareketinden olan ona yakınlığıyla bilinen kişiler ve hiçbir şekilde yakınlığı olmayıp bu bahaneyle işine son verilenler. Bir de bunun yanında yine garip bir şekilde yine Kürtlere tekrar bir el atma durumu oldu. Yani Kürtler bununla beraber yine Kürt halkına bir el atma durumu oldu ve Kürtler de bir şekilde işlerine son verildi ve Kürt hakları için, insan hakları için mücadele eden birçok kuruma da aslında işte kurumlar kapatıldı.
Bununla beraber devlet sürekli bir kararname çıkardı. Bu kararnameler geçici olur, yani OHAL dönemi içerisinde ve geçici olur. Ancak OHAL'den sonra bu kararnameler kanunlaştı. Yani ülkenin kanunları haline geldi. Sıkı yönetim, yani OHAL döneminde alınmış olan kararlar şu an OHAL dönemi bitti ve halen uygulanıyor ve daha şiddetli, daha kanunu, hukuku tanımayacak şekilde uygulamalar devam ediyor. Bu şekilde. Ja, vielen Dank auch nochmal für diese juristische Einordnung, die, glaube ich, nochmal ganz wichtige Hintergründe auch eröffnet hat und auch für das konkrete Beispiel, was es, glaube ich, nochmal sehr anschaulich gemacht hat, wie die Praxis gerade aussieht. Nochmal kurz eine Frage an die Übersetzerin. Ist das so okay vom Tempo? Sollen wir langsamer sprechen? Okay, passt alles, super. Du bist viel in Kontakt mit Inhaftierten und Betroffenen, ihr geht in die Gefängnisse, ihr beobachtet die Situation in den Gefängnissen, betreut auch Menschen, die aus den Gefängnissen entlassen werden. Vielleicht kannst du uns ein bisschen beschreiben, wie die Situation der Inhaftierten ist, wie die Unterstützungsarbeit eures Menschenrechtsvereins aussieht. Merhaba herkese. Ben Eray Erdem. Ben Eray Erdem. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda atıklı çalışıyorum. Merhaba, ben Eray Erdem. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda sosyal hizmet uzmanı, sosyal çalışmacı olarak çalışıyorum. Ben biraz Türkiye'ye hiç gelmemiş veya Türkiye'yi çok az bilen insanlara Türkiye'deki adalet sisteminin sonuçlarını biraz aktarmak istiyorum. Türkiye İnsan Hakları Vakfı olarak biz işkence ve kötü muamele gören insanlara tedavi uyguluyoruz. İşkencenin etkilerini yok etmeye çalışıyoruz, azaltmaya çalışıyoruz. Ben Türkiye İnsan Hakları Vakfı'yla Ezidi kampıyla tanıştım. IŞİD'den kaçan Ezidilerin Diyarbakır çevresinde bir kampta çalışmalarına katılarak TİB'le tanıştım. Onun dışında 10 Ekim patlamasında yaralanan insanların psikososyal destek çalışmalarında yer alarak çalışmaya başladım ve son 1,5 yıldır orada profesyonel olarak çalışmaktayım. Daha çok az önce soru geldiğinde biz İnsan Hakları Vakfı olarak işkence ve kötü muamele ile çalışıyoruz ama bizim çalışmamızın çok büyük bir kısmını genelde hapishaneden çıkan insanların tedavilerini sağlamakla geçiyor. Yani başvurularımızın %80'i genelde hapishanelerden çıkan insanlar oluşturuyor bunları. Ve hapishaneye gözaltına alınmadan hapishaneden salıverilmeye kadar uygulanan işkencenin belgelenmesi yönünde bir çalışmamız var. Ve uygulanan fiziki hasarın medikal tedaviyle düzeltilmesi, yani iyileştirilmesi çalışmalarımız var. Bunun yanı sıra ruhsal destek veriyoruz ve sosyal destek veriyoruz. Türkiye'de şu an yaptığım işten biraz bahsetmek istiyorum. İnsan Hakları Vakfı'nda gözaltına alınan veya hapiste işkence uğrayan insanların tedavilerini uyguluyoruz. Yanı sıra şu an günümüzde son 2-3 yıldır ağırlıklı olarak 30 yıl, yani uzun süreli müebbet hapis yatan insanların tedavilerini yapmaya çalışıyoruz. Bu insanlar daha çok 90'larda 10 ile 60 gün arasında sürekli, yani aralıksız her gün işkenceye tabi tutulan insanların 30 yıl hapis yatmasından sonra hapisten salıverilip bizim yanımıza gelip tedavi olmalarından bahsediyorum.
Bu insanlar 90'larda bir oda içerisinde yaşanabilecek tüm insan hakları ihlallerine uğramış insanlar. Aklınıza gelebilecek bütün işkenceler, dünya üzerinde bir odada yaşanabilecek bütün işkenceler uygulanmış bu insanlara. Bu işkencelerde bazı insanlar hayatlarını kaybedip faili meçhul da olabilirler. Bazı insanlar kısa bir süre hapiste kalıp çıkabilirler ama bazı insanlar ise müebbet hapis alarak günümüze kadar hapiste kalabilirler. 30 ile 34 yıl arasında hapis cezalarıyla. Türkiye'deki adalet sistemi, Türkiye'deki işkence yöntemi toplumsal bir yöntemdir. Ve insan hakları da dinamik bir yapıya sahiptir. Avrupa'da da, Almanya'da da dinamik bir yapısı vardır insan haklarının ve Türkiye'de de dinamik bir yapısı vardır. Hiçbir zaman aynı düzeyde devam etmez. Ama burada önemli olan Türkiye'nin ikiye bölünmüş olması. Yani fikir, düşünce, suçu işleyen insanlar olarak görülmemekte farklı bir üst sınıf, üst etnik yapı ve alt etnik yapı olarak ikiye bölünmüş durumda. Üst kimlik yapı, alt kimlik yapıya her zaman işkence uygulayabilmekte. Bu toplumsal travmalara da neden olabilmekte. Ben TİK'le tanışmamda çok kısa bir şey değinmek istiyorum. Psikososyal destek çalışmalarında bulunmuştuk 10 Ekim patlamasında. Biraz ondan bahsedip böyle bir örnek oluşturmak istiyorum. 10 Ekim patlaması Ankara'da barış üzerine barışçıl bir mitingdi ve o mitinge 10 Ekim 2015. Bu mitinge birçok ilden insanlar barışçıl bir gösteri için, zaten ismi üzerine barış üzerineydi. Bu mitinge katılan insanlara IŞİD tarafından bir saldırı düzenlendi. Ve bu saldırıda 102 kişi hayatını kaybetti. Ben bu saldırıya maruz kalmadım çünkü o gün önemli işlerim vardı, gidememiştim Ankara'ya. Bu saldırıda yaralanmış biriyle ben psikososyal destek çalışmasına katılmıştım. Ve o arkadaşımız 55-60 yaşında biriydi, iki ayağını kaybetmişti. İki ayağı ampteydi. Onunla görüşme yaparken aktardığını sadece aktarmak istiyorum. Patlama olduktan sonra ayaklarının olmadığını görüyor. Kısa geçeceğim. Oğlu da yanında. Zaten barışçıl bir miting diye 10 yaşında bir oğlunu da götürmüş. İki ayağı koptuğunu fark ediyor. Daha sonra aldığı biber gazının etkisiyle bayılıyor. Yani olan şu, patlama anında 60'a yakın insan muhtemelen hayatını kaybetmiştir. Normalde çok ağır bir yaralıya biz nefes al, kendini bırakma der ve onun tedavisini yapmaya çalışırken, doktorlar zaten öyle yapmıştır muhtemelen Ankara'da, o insanların üzerine biber gazı atılıyor. Yani biber gazıyla belki de hayatını kaybetmeyecek insanlar hayatını kaybetmiş oluyor. Ve orada herhangi bir saldırı, herhangi göstericiler, eylemciler tarafından herhangi bir olay olmaksızın böyle bir şey gerçekleşiyor. Çok kısa bir şey daha aktaracağım bu patlamayla ilgili. Avrupa'da yaşanacak herhangi bir ırkçılık üzerine örnek veriyorum. Futbol maçında ırkçılık yapıldığını düşünelim. Siyahi bir futbolcuya ırkçılık yapıldığını düşünelim. İstisnası söyleyebilirim bunu. En büyük sesi Türkiye'ye çıkarır. Nasıl olur da böyle bir ırkçılık olabilir Avrupa'da diye. Ama bu patlama için bazı illerde maç esnasında saygı duruşları yapıldı. Ölen insanlar için 102 kişi bir patlamada hayatını kaybetmiş ve 400'e yakın ağır hasta vardı. Konya'ydı. Konya'da maç esnasında saygı duruşu yapılırken Konya'da taraftarlar bu saygı duruşunu ıslıklayıp protesto ettiler. Yani size en kısa yöntemiyle böyle anlatabilirim. Bu bir toplumsal bir problemdir açıkçası. Yani yapılacak olan saldırılar, yapılacak olan insan hakları, ihlalleri alt kimliğe layık görülüyor.
Yani bu birçok gazetede, ulusal gazetede yer bile almayacak bir olaydır. Biz işkence ve kötü muameleyle çalışıyoruz Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda. Kötü işkencenin bazı etkilerini raporlaştırabiliyoruz. Bunun fotoğraflayıp veya fiziki muayenelerini yapıp bunu belgeleyebiliyoruz. Ama kötü muameleyi biz belgeleyemiyoruz. Mesela lavabo ihtiyacını karşılayamayacak olan, gözaltına alınmış biri lavabo ihtiyacını karşılayamayabiliyor veya susuz bırakılabiliyor veya sıcak asfaltta yerde yatırılabiliyor. Bu tarz yöntemlerle insanlara aslında aktivistliğini ya da Kürt mücadelesini minimize etmeye çalışıyorlar. Daha ne söyleyecek olursak şöyle bir örnek de verebilirim. Kamuda çalışan, yani devletin herhangi bir kurumunda öğretmen ya da doktor olarak çalışan biri, sabah 8'de mesaisine gidip çalışabilecek biri, emniyetin çağırıp da sizin ifadeniz var, buyurun gelin ifadenizi alalım diyebileceği birine gidip şafak operasyonları düzenleyerek onu gözaltına alabiliyorlar. Bu operasyonlar daha çok sert kolluk kuvvetleri tarafından yapılır. Yani bunun için eğitilmiş özel polis özel harekat dedikleri, yani sırf bunun için eğitilmiş insanlar tarafından yapılır bu operasyonlar. Ve bu operasyonlar yapılırken çok sesli olunmaya önem gösterilir. Çünkü hem gözaltına alınacak kişinin psikolojik durumunu travmatize etmek, hem de tüm komşularını rahatsız edip komşularının kendilerinden uzak durulmasını, bunu ayrıca yayma gibi bir durumları da var. Ayrıca insanların bunu hissetmelerini istiyorlar. Gözaltına alınan birinin daha fazla travmatize edilebilmesi için. Yani verebileceğim örnekler çok fazla. Bu tarz çalışmalar, bu tarz saldırılar genellikle insanlara bir ceza olarak uygulanmakta. Gözaltına alınmayı bir hak olarak gören kolluk kuvvetleri bunu öyle bir şekilde kullanıyorlar ki bir daha bu insanın aktivist olmasını engelleyebilecek tüm hamleleri yapıyorlar. Tüm sertliği, tüm yıpratıcı, travmatik hamleleri uyguluyorlar. Bunun yanı sıra tabii gözaltına alınan bireylerin hapis süreçleri de oluşabiliyor. 3 ayla 30 yıl arasında değişebiliyor bu hapisler. Hapishaneler ayrıca bizim bir çalışmamızı sağlayacak bir ortam değil. Buna izin verilmiyor. Mesela biri işkence gördüğünde hapishaneye gidip onu ziyaret edip onun başvurusunu alamıyoruz. Onun hapishaneden çıkmasını bekliyoruz. Ve bu süreç içerisinde de resmi yöntemlerle ya da görünmeyen yöntemlerle işkencelerin uygulanmasına devam ediliyor. Şöyle bir özelliği de var Türkiye'nin. Türkiye'de bu tarz bir işkencenin ya da çok sert bir işkencenin duyulmamasını istemezler. Devlet bunun uygulandığını halka duyurmak ister ve bu yüzden bir kamera önünde uygulanmadan ama haber bültenleriyle, özellikle daha çok muhalif olan haber kanallarında bunun duyulmasını isterler. Ve bu yapılan işkencelerin, bu yapılan kötü muamelelerin cezasızlık gibi bir durumu da söz konusu. Yani her ne kadar net bir şekilde kamu önünde, kameralar önünde yapılan bir işkence dahi olsa hiçbir zaman bunu uygulayan kolluk kuvvetine ceza verilmez. Bir cezasızlık politikası da söz konusu. Bunun birçok sebebi var. Bunun asıl sebebi yapılan işkencenin devamını sağlamak. Yani birlikte çalıştığı kolluk kuvvetlerine siz ne yaparsanız yapın, biz sizi korumaya devam ederiz, istediğiniz kadar rahat olun gibi bir mesaj söz konusu. Bu kadar şimdilik aktaracaklarım.
Ja, vielen Dank dir, Rai, für diese sehr eindrücklichen Schilderungen. Und ich glaube, es ist einfach nur zu sagen, dass es unglaublich wichtig ist, dass ihr diese Arbeit macht und auch beeindruckend, dass ihr da weitermacht und diese Menschen unterstützt. Ich würde jetzt noch eine zweite Fragerunde machen und dann die Möglichkeit des Publikums geben, sich zu beteiligen. Außer es gibt jetzt schon konkrete Nachfragen oder Redebedarf. Genau, aber dann, Lydia, genau, ich habe dich ja vorhin so ein bisschen unterbrochen, aber ich würde von dir gerne nochmal hören, wie das damals für dich persönlich war. Wie war es möglich, dass du abgesetzt wurdest in deinem Amt, du wurdest demokratisch gewählt und wie ist das praktisch passiert? Also welche Vorwürfe wurden gegen dich erhoben? Konntet ihr dagegen vorgehen? Und ich hatte das ja eingangs gesagt, auch heute wird diese Praxis noch umgesetzt. Also es ist in Hakkari nach der Kommunalwahl ein demokratisch gewählter Bürgermeister abgesetzt worden. Es gibt aber auch viele Proteste dagegen, was ja auch Hoffnung gibt. Vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz was zur aktuellen Situation in den Städten und Kommunen sagen. Evet, ben bütün hayatım Van'da geçti. Hakikaten çok zor koşullarda okuyabildim. Ailemi karşıma aldım, avukat oldum. Ve insan hakları avukatı olarak çalıştım. Sonra siyasete girdim. O güne kadar tabii birçok çalışma içerisinde yer almıştım. Basın açıklamaları, ağır insan hakları ihlallerine dair raporlar, hükümete yönelik eleştiriler, ayrıca kadın örgütlerinde çalıştım ve baro bünyesinde bir kadın hakları merkezi kurduk. Birçok çalışma içerisinde yer aldım. Ama hakkımda hiç dava açılmamıştı. Ne zaman ki HDP'den milletvekili oldum, yaptığım her konuşmaya istisnasız davalar açıldı. Hatta bazı konuşmalarımdan, aynı cümleden 3 tane farklı dava açıldı. Hatta konuşmadığım halde dava açıldı. Örneğin Genel Başkanım Sayın Pervin Buldan'ı bir salon içerisinde böyle dinlerken o konuşuyor, ben de dinliyorum. Orada milletvekiliyim. Hakkımda açılan dava Pervin Buldan'ın terör örgütü propagandası yapmakla işte suçlandığı konuşmasına tepki göstermeden dinlediğim için açılan bir dava. Bunun gibi yani milletvekilisiniz, hükümeti tabii ki eleştireceksiniz. Milletvekillerinin en önemli görevlerinden biri de budur. Konuştuğum her şeye dava açıldı. Ben değil, bütün arkadaşlarım için söz konusu. Dokunulmazlıklarımız bu yüzden kaldırıldı ve onlar hakkında yargılandık. Hala hapiste olan önceki dönem genel başkanlarımız Sayın Selahattin Demirtaş, Sayın Fügen Yüksekdağ. Birçok arkadaşımız hala hapiste ya da sürgünde. Yani 3 kuşak milletvekili seçilen çok kıymetli seçilmişlerimiz şu an sürgündeler ya da hapisteler. Bana yönelik kayyum ataması gerekçesi o günlerce bizi hedef gösterdiler tabii ulusal kanallarda. İşte terör örgütü üyeleri şunu yaptılar, bunu yaptılar. Bir tanesi bile o suçlamaların ya da argümanlarının hiçbir tanesi iddianamemizde yok. Mesela bir tanesi şöyle, benim yönetmediğim bir meclis toplantısında belediye meclisi, AKP'lilerin de olduğu belediye meclisinin ortak kararıyla bir tane belediyeye mazot yardımı yapmışız. Bu sebeple kayyum atandı. İşte kayyumla çalışan daire başkanlarıyla çalışmamışız. O yüzden bunu gerekçe yapmışlar ya da sendikal baskı yaptığımızı, sendikalarını değiştirmeleri için baskı yaptığımızı iddia ediyorlar. Böyle bir şey yok. Velhasıl sudan sebepler, yani hukuki olmayan, gerçekten altyapısı olmayan sebeplerle bizi suçladılar ve ayrıca eş başkanlık uyguladığımız için bizim partimizin tüzüğünde olan, partimizin tüzüğünün Yargıtay tarafından denetimden geçtiği bir tüzükle bağlı kaldığımız için eş başkanlık uyguluyoruz. Bunu fiili olarak topluma vaat ediyoruz bir siyasi parti olarak ve eş başkanlığı eşit temsiliyeti savunuyoruz. Bu sebeple örgüt yöneticiliğinden yargılanıyorum. Bunun gibi sebeplerle hakkımda 120 yılı aşkın hapis cezası isteniyor.
Ve her yerde de terörist olarak adlandırılıyorum. Benim bütün ömrüm gözler önünde olmasına rağmen bu benim bireysel anlattığım şey bütün arkadaşlarım için geçerli. Herkes göz önünde insanlar. Şimdi bireysel olarak tabii bizim mağduriyetlerimiz olabilir ama esas mağduriyeti oradaki halk yaşıyor. Çünkü kayyum şöyle bir şey. AKP'nin güdümündeki valileri ya da memurları oraya bütün yetkilerle donatıp gönderiyorlar. Halkın seçtiği ve halkın bütçesini yapması beklenen seçilmiş meclis üyeleri toplantıya çağrılmıyor. Bütün inisiyatifi o vali, işte sömürge valisi olarak yetkilerini kullanan kişi hem belediyenin bütçesini, yani halkın bütçesini kullanıyor, hem de valilik bütçesini yönetiyor. Böylelikle halkı ayrıca hiçbir hizmet de yapılmıyor oralara. Kürdistan'da valiler, işte kayyumlar eliyle Kürtlerin de var ettiği sistemler yok ediliyor. Yani nedir? Bizim istediğimiz tek şey, Kürt halkının istediği tek şey, toplumsal olarak kendi varlığını sürdürmek, eşit yaşayabilmek, özgür yaşayabilmek. Yani bir toplumun en temel, en doğal olarak isteyebileceği hakları talep ediyoruz. Bunun için elbette ki bütün topluluklar gibi, bütün dünya üzerindeki bütün saygın topluluklar gibi bizler de ana dilimizde konuşmak istiyoruz. Ana dilimizde kültürümüzü yaşatmak istiyoruz. Kendimizin yani kadimden beri getirdiğimiz kendimize ait özelliklerimizi yaşatmak istiyoruz. Bunu topluluk haklarımızı tamamen, insan haklarımızı korumak istiyoruz. İşte bunlara engel olunuyor. Mesela Kürtçe dilinde hizmet veren kreşlerimiz kapatıldı. Mesela Kürtçe eğitim verilemiyor. Güya Kürtçe serbest ama aslında fiili olarak yüzlerce, binlerce engel var. Benim kişisel deneyimlerim elbette ki bir topluma hasredilen mağduriyetlerdir. Yoksun kalınan haklardır. Aşağılanmak istenen, köleleştirilmek istenen bir halkın yaşadığı psikolojidir. Yani beni sürgün ederek ya da beni hapsederek. Benden önceki seçilen arkadaşım Sayın Bekir Kaya hala hapiste. Sayın Selçuk Mızraklı hala hapiste ve onların da yapıp ettiği şey halkına hizmet sunmakla sınırlıydı. Örneğin Bekir Kaya valiliğin yaptığı bir köprünün yanına köprü yaptığı için teröristlere yol yaptı diye suçlanarak hapiste tutuluyor ve hakkında cezası kesinleşti. Sayın Selçuk Mızraklı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı hala hapiste, tanıklığı inkar edilen bir yalancı tanık sebebiyle yaklaşık 2019 yılından beri hapiste ve hala devam ediliyor. Biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi HDP hakkında Selahattin Demirtaş ve arkadaşları davasında ilk defa Türkiye'yi 18. maddeden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 18. maddeden yani şey mahkum etti bu madde. Okey, yavaş mı? Okey, langsamer. Okey, 18. madde, AHİS 18. madde şununla ilgili. Bir siyasi partinin diğer siyasi partiye yönelik ayrımcı yaklaşımına dair bir açıklama yaptı. Bütün ihlalleri tespit etti. Demirtaş ve arkadaşlarının derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Bakanlar Komitesi bu kararı verdi. Türkiye Avrupa Konseyi'nin bir üyesi ve AHİM'in verdiği kararla tamamen bağlı olmasına rağmen anayasayı, uluslararası yasaları ihlal ederek hala ihlal ediyor ve devam ediyor. Düşman hukuku uyguluyor. Yani ben bunu bir hukuk olarak tarifleyemem, kanun olarak tarifleyemem. Türkiye Devleti Kürtler aleyhine, HDP aleyhine, Kürtlerin seçtikleri aleyhine düşman hukuku uyguluyor. Düşman hukuku bildiğiniz gibi ne anayasayı ne de diğer yasaları dinlemez. Zihniyeti her neyse onu devam ettirir. Şu an bizler için uygulanan tamamen budur. Diğer soru, evet. Hukuki olarak bizler hakkında açılan davalar süratle devam ediyor. Bizler mahkum ediliyoruz ama bizim açtığımız kayyum atamasının hukuki olmadığına ilişkin davalar ise hiçbir şekilde ilerlemiyor. Oldukça yavaş. Mahkeme süreçleri eğer adım atarsa, mahkemeler bu konuda karar verirse
Anayasa Mahkemesi'ne, sonrasında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürebileceğiz. Ama bu süreçler tıkanmış durumda. Yani bizim hakkımızı aradığımız soruşturmalar ilerlemiyor ama bize yönelik açılan davalar bir gün içerisinde bazen sonuçlandırılabiliyor. Şu an tabii kayyuma dair yasal düzenleme, belediye kanunu değiştirildi. Biliyorsunuz işte az önce anlattım, kanun hükmünde kararnameyle anayasaya hala aykırı. Yani darbeyle yönetilen, darbe anayasası olarak tarif ettiğimiz 82 anayasasına da aykırı olmasına rağmen bitiriyorum hemen. Bu belediye kanununda var. İstedikleri zaman Demokles'in kılıcı gibi kullandıkları bir argümana dönüştü. Her belediye hakkında bunu uygulayabilirler. Yani seçim güvencesi aslında sadece Kürtler için değil, hiç kimse için yok. Diğer partiler için de zaman zaman, mesela CHP için de zaman zaman tehditlerde bulunuyorlar. Türkiye'de bu anlamda seçim güvenliği olmadığını belirtebilirim ben tekrar. Teşekkür ederim. Wollt ihr nochmal sagen, dass es langsamer sein soll oder geht das so als Übersetzung? Okay, perfekt. Nochmal einen Applaus für die Übersetzer. Ich kann gerne nochmal einen Zwischenapplaus für die Übersetzerin machen, auf jeden Fall. Vielen Dank, das ist eine super Arbeit, die ihr macht. Diane, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz aus Perspektive einer Anwältin sagen, wie sie die Praxis für euch ist. Also wie kannst du als Juristin Sie braucht es noch einmal, weil sie es gerade verstanden hat, weil sie gerade noch mal Wirst du als Juristin in deiner Praxis behindert? Wie geht es dir und deinen Kolleginnen unter diesen Umständen, der Versuch, Recht durchzusetzen, Recht für andere durchzusetzen? Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen schildern. Yani tabii biz avukatlar da bu hak ihlalleriyle mücadele ettiğimizde yaşadığımız zorluklar oluyor. Şimdi ilk başlarken söyledim, bir normal kişilerin yaşadığı hak ihlalleri var. Bir de bu hak ihlalleriyle mücadele eden hak savunucularının yaşadığı zorluklar var. İlk şunu belirtebilirim, yani hak mücadelesi yürüten hak savunucuları ve avukatlar bu dosyalardan dolayı fişlenebiliyorlar ve haklarında davalar açılabiliyor. Kendimden bir örnek vermek gerekirse, Türkiye'de biliyorsunuz 90'lı hatta 80'lerden beri böyle bir failin meçhul cinayetleri olan bir ülke. Yani o dönemler çok fazla failin meçhule giden Kürt insanları, Kürt aydınları, Kürt iş insanları oldu. Ve onların çocukları, onların haklarını savunan avukatlar, kurumlar, bu kişiler, yani failler belli olsun, failler yargılansın diye mücadele yürüten kişiler ve topluluklar var. Bazı dosyalar devam ediyor. Yani failler belli değil, ancak dosyanın avukatları dosyalara işte deliller koyarak, işte aslında fail bunlardır diyerek savunmalar yapıyorlar ve faili belli değildi demiyorlar. Faili budur ve bunu yargılayın diyen bazı dosyalar var, açılan dosyalar var. Bir dosya vardı ve o dosyada aslında çok fazla delil vardı. Ancak dosya Ankara dosyasıydı ve dosyada zaman aşımı kararı verildi ve genel olarak faili meçhul cinayet dosyalarında devlet kasıtlı olarak bu şekilde, hani faili belli olsun belli olmasın, sürekli böyle bir zaman aşımı uygulamak suretiyle dosyayı sürüncemede bırakıyorlar ve dosya zaman aşımına uğramış sonucuyla sonuçlanıyor.
Bunun üzerine ben bir röportaj vermiştim ve sosyal medya hesabımda bu durumu hukuk bakış açısıyla değerlendirme yapmıştım. Tamamen fikirlerimi söylemiştim ve bu dosyalar bu şekilde kapanamaz. Bu dosyalarda failler hesap vermeli. Bu dosyalar üst mercilere, yani anayasa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gidecek şeklinde yorumlarda bulunmuştum ve bir gün ofisteyken beni güvenlik şubeden aradılar ve senin ifadeni almamız gerekiyor diye belirttiler. Ben de konu ne diye merak ettim. Siz emniyete gelince öğrenebilirsiniz dediler. Ben gittim ve bu röportajımı sundular bana ve sen halkı kin ve öfkeye tahrik etme suçunu işleme şüphesiyle senin ifadeni almak istiyoruz dediler. Yani burada şunu belirtmek istiyorum. Bu düşünceyi söyleyeyim. Sonuçta ben bir avukatım ve hukukçuyum. Bu dosyalarda işte dosyaların zaman aşımına uygulayarak kapatılması hukuken kabul edilemez görüşümü savunduğum için, görüşümü paylaştığım için hemen hakkımda bir yargısal işte taciz dediğimiz bir ceza dosyası hızlıca açılabiliyor. Bu ufak, çok ufak bir örnek. Ancak şu an cezaevinde olan avukat arkadaşlarımız var. Selçuk Kozağaçlı var mesela. Selçuk Kozağaçlı tamamen mahkemelerde yaptığı savunmalardan kaynaklı olarak şu an içeride ve örgüt üyesi, örgüt kurma suçlarından dolayı ceza almış durumda. Tamamen müvekkilini savunduğu için yargılanan bir avukat. Bununla beraber ben Özgürlük İçin Hukukçular Derneği'nde de derneğine üyeyim ve orada da çalışıyorum. Biz avukatlar orada hak ihlallerine maruz kalmış kişileri savunuyoruz ve onların hakları için mücadele ediyoruz. Bu şekilde savunan, işte mücadele eden birçok ÖHD'li avukat arkadaşlarımız hakkında mesela soruşturmalar açılmış. Bazı avukat arkadaşlarımız hapishanede mesela, bazı avukat arkadaşlarımız tehdit edilebiliyor, takip edilebiliyor. Yani bu tür zorlukları da maalesef var. Böyle belirtebilirim. Tabii bu avukatlar özelinde işte diğer birçok hak savunucuları nezdinde de devam ediyor. Bizler avukatız, biraz bağımsız mesleğimiz bağımsız, yani biz kimseye tabi değiliz. Özel olarak çalışıyoruz. Belki buradaki avukat sisteminden biraz daha farklıdır. Ama mesela bazı diğer hak savunucuları, işte öğretmenler, doktorlar, hemşireler, işçiler, onlar mesela kolay kolay, işte özellikle bir kamu kurumunda çalışan kişiler hak savunuculuk faaliyeti yapamazlar. Zaten yaptıkları gibi fişlenirler ve hemen anında işlerine son verilebilir. Yani hak savunucularının zaten en çok karşılaştığı zorluklar bunlardır. Daha çok böyle işine son verilme, yargısal tacizler gibi. Bir proje kapsamında çalıştım ve o proje kapsamı hak savunucularıyla dayanışma ve yine onları destekleme projesiydi. 2016 yılından itibaren ihraç edilen hak savunucuları, işte cezaevinde olan hak savunucuları, onların dosyalarına bakıyordum ve onların dosyaları daha çok hak alanında çalıştıkları için, bir eyleme katıldıkları için, bir durumu protesto ettikleri için, Cumhurbaşkanı'nı eleştirdikleri için haklarında türlü türlü hukuka uygun olmayacak şekilde dosyalar açılıyor ve o dosyalar gerekçe gösterilerek işlerine son veriliyor. Bu da hak savunucularını biraz pasifize etme durumunu meydana getiriyor ki zaten Türkiye'de şu an sivil toplum kuruluşları gerçekten bu anlamda zayıflaşmış durumda. Yani bunun en önemli nedeni de hak savunucuları üzerindeki baskıdır diyebiliriz. Yani bu tür zorluklar bizleri hak alanında çalışırken tıkayabiliyor çalışmalarımızı ve bazı hak savunucularını pasifize edebiliyor. Yani bu da bir politikadır diyebiliriz. Thank you.
Serai. Wie ist das bei euch? Wie ist eure Arbeit überhaupt möglich? Wie könnt ihr diese Unterstützung leisten? Und was sind die größten Herausforderungen, die euch im Alltag begegnen in der Begleitung der Folteropfer der Inhaftierten? Biz Türkiye İnsan Hakları Vakfı Avrupa'dan aldığı fonlarla çalışmalarını sürdürebiliyor. Bununla ilgili zaten önümüzdeki süreçte bir sorunla karşı karşıya geleceğiz. Ama öncesinde şundan biraz bahsetmek istiyorum. Biz işkence gören insanların fiziki tedavilerini karşılamakta bile zorluk yaşayabiliyoruz. Bazen maddi imkansızlıklardan dolayı birebir işkencenin nedeniyle oluşan sağlık sorunlarını bazen tedavi bile edemeyebiliyoruz. Ekonomik anlamda böyle sorunlar yaşayabiliyoruz. Bunun yanı sıra ağır insan hakları ihlallerine uğrayan, çok uzun süreli müebbet hapis alan başvurucularımız olabiliyor. Bunların sayısı önümüzdeki yıllarda çok daha fazla artacak. Çünkü 90'lı yıllarda alınan kişilerin sayıları 3000'di. Biz şimdiye kadar 150'ye yakın başvurularını aldık ve önümüzde 2800'e yakın bir başvuru bekliyordu. Bunun zorluğunu, bunun çözüm yöntemlerini araştırmaya çalışırken İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın bize vermiş olduğu fonu 2015'le beraber kaldıracağını, yani önümüzdeki 3-4 ay sonra bu fonu da keseceğini öğrendik. İsveç bize verilen fonun %70'ini karşılıyor ve sağcı bir partinin İsveç'i devralmasından ötürü bu desteği keseceğini aktardılar. Bundan sonraki süreci nasıl devam ettireceğimize yönelik bir programı şu an bulunmuyor ama gerekli çalışmaları arkadaşlar yapacaklar, ne kadar başarılı olabilecekleri yönde bir fikre bile sahip değiliz. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda ekonomik olarak zaten bir zorluk yaşamaktayız. Yanı sıra insan haklarıyla ilgilenmek Türkiye'de terörize edilmeyi de yanı sıra getiriyor ve insan haklarıyla ilgilenmek Türkiye'de çok tehlikeli bir durum. Türkiye'de herhangi bir canlının veya savunulması bile bazen zorlaşabiliyor. Mesela ağaç katliamları veya herhangi bir sokak hayvanının savunması bile bazen zorlaşırken insan hakları özellikle konu Kürtler olunca terörize edilebilmekte. Bu insan hakları savunucularını da çok zorlamakta. Yani teröre destek verme gibi. Türkiye'de tarafsız davranmak bile bazen büyük sorumluluklar getirebiliyor. Örnek vereyim. Mesela ben sosyal hizmetlerde çalışıyordum Türkiye'de, kamuda ve ihraç edildim. KHK dediğimiz kanun hükmünde kararname ile bir kanun getirdiler ve istedikleri kişileri ihraç ettirebildiler. Ben de o kişiler arasındayım. Yani kamunun hiçbir garantisi yok. Hiçbir şey yapmasanız bile. Sadece bir örnek vereceğim bu konuyla ilgili. Ben sosyal hizmetlerde çalışırken valilikten bir engelli dosyası gelmişti ve ivedi bir şekilde, acil bir şekilde bu dosyaya gidilmesi istenmişti. Bildiğiniz üzere 2015-16 sürecinde Diyarbakır'da çatışmalı bir dönem oluşmuştu. O dönem evinde oturan bir edebiyat öğretmeni başından vurulmuştu. Gittiğim dosyayı da bu dosyaydı ve evde bakım uygulanıyordu o aileye yardım verilmesi hususunda. Biz de o yaralı olan öğretmenin evine gittik. 3 kişiydik heyetimizde. Gittiğimizde kadın kemoterapi görüyordu, başından vurulmuştu ve bitkisel hayata yakın bir durumu söz konusuydu. Yani sonraki sürecini bilmiyorum. Muhtemelen
uzunca bir süre yaşamamıştır maalesef. Biz bu aileye yardım vermek zorundaydık. Yani yasal olarak o ailenin yardım alması gerekiyordu. Ama eşi FETÖ'den ihraç olduğu için bu aileye yardım verilmesinin önünü biraz kapattılar. Hatta sırf onun için benim yardım verebileceğim bir aileydi ve o yüzden birimim değişti, başka bir alana yönlendirildim. Bunun şöyle bir problemi var. Ben bu aileye eğer yardımı vermiş olsaydım beni FETÖ'cülükle suçlayıp hapse atabilirlerdi, ihraç ettirebilirlerdi. Ben bu aileye yardım vermeseydim çatışmalarda yaralanmış, yani PKK'nın belki çatışmasında yaralanmış birine yardım vermediğim için tekrar terör örgütüne üyelikten ya da yardımdan tekrar ihraç edilebilirdim, tekrar hapse girebilirdim. Yani Türkiye'de sadece böyle insan haklarıyla çalışmak değil, herhangi bir ayrımcılığa tutmadığımızda insanları ya da herkese eşit bir şekilde davrandığımızda bile Türkiye'de ceza alabilirsiniz. Böyle bir ihtimali var Türkiye'nin. İnsan haklarında çalışan herkesin kamuda çalışmasının önü tıkanabiliyor. Yani fişlene de biliyoruz. Biz daha çok İnsan Hakları Vakfı'nda şu an ihraç kişiler çalışıyor Diyarbakır'da. Kamudan ihraç edilmiş kişiler. Ve bu kişiler de genelde aktivist oluyor. Aktivistlikten söylemek istediğim sadece belki de sendikada görevli, sendikada herhangi bir temsilcilik ya da üye olarak aktivist olan kişiler. Türkiye'de işçi haklarını savunmak bile risk ve birçok ülkenin insan hakları alanı da çok değişebiliyor. Çünkü evrensel bir insan haklarıyla değil, dinamik bir insan hakları söz konusu dünyada. Ülkeden ülke insan hakları maalesef çok değişiyor bir durumda. Ja, vielen Dank euch dreien. Ich glaube, wir haben aus verschiedenen Perspektiven einen ganz guten Eindruck bekommen, wie die Entwicklung in der Türkei in den letzten 10 Jahren sich nochmal extrem negativ auf die Frage der Durchsetzung von Menschenrecht, auf die juristische Situation und auch die Situation politisch Verfolgter auswirkt. Ja, ich würde jetzt gerne die Möglichkeit geben für Nachfragen und Kommentare. Ich denke, wir haben noch so eine halbe Stunde Zeit dafür. Vielleicht ein Hinweis, das habe ich nämlich am Anfang vergessen. Wir zeichnen diese Veranstaltung auf, können die also später online stellen. Das heißt, wenn ihr euch jetzt meldet und nicht gefilmt werden möchtet, dann sagt das bitte vorher. Traut sich doch jemand? Da ist noch eine Frage, ja. Hier in Deutschland war von... Das Mikro und dann kommst du einfach danach dran. Ja, danke. Hier in Deutschland war 2015/16 von Ausgangssperren die Rede. In Wirklichkeit, in Kurdistan wird es Städtekrieg genannt, in Wirklichkeit hat es Belagerungen von Städten gegeben. Könnt ihr dazu Beispiele geben? Ich würde sagen, wir sammeln die Fragen erstmal. Genau da hinten. Wenn möglich, würde ich gerne meine Frage auf Türkisch stellen wollen. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Birkaç sorum olacak Bediye Hanım'a. İlk başta darbe girişimiyle birlikte kayyum atamalarının ve kanun hükmünde kararnamelerin hayata geçirildiğini söylediniz. Yani topyekun Kürtlere yönelik olduğunu söylediniz ki size katılıyorum. Fakat bu durumun muhalif bütün seslere karşı yapıldığını düşünüyor musunuz? Sonrasında Cihan Hanım'dı sanırım. Size bir sorum olacaktı. Hanif Anne'den bahsettiniz. Hanif Anne örneğini vermiş oldunuz.
Benim düşüncem hani gerekçe sunuldu mu sunulmadı mı bilmiyorum ama söylemediğiniz için soruyorum. Yüksek ihtimal hani oğlu terör örgütüne mensup olduğu için o karar verilmiştir ama aynı örneği Hizbullahçı örneğini de vermiş oldunuz. O sizin başvurunuzda Hanife anne örneği başvurusunda herhangi bir gerekçe sunuldu mu reddedildiğine dair veya gerekçesi nedir? Bir de yine Bediye Hanım bahsetmişti ama bir hukukçu olarak size sormak istiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Sayın Selahattin Demirtaş hakkında verdiği kararın Türkiye tarafından hayata geçirilmediği, aynı bu şekilde mesela Baylok kararı da var. Türkiye tarafından dikkate alınmıyor. Bunun sizce... Sizin zamanı yapacağız. Bunun sizce Türkiye'ye bir yaptırım olacak mı? Bu yeniyle ümit var mısınız? Bir bu sorum olacaktı. Bir de hem yanlış anlamadıysam Cihan Hanım ve Eray Bey, Türkiye'ye geri dönüş yapacaksınız diye düşünüyorum. Ama fişlemelerden bahsettiniz ve bu kadar baskı altında, fişleme altında Türkiye'ye geri dönmek sizi korkutmuyor mu? Teşekkürler. Gut, wenn es keine weitere Frage gibt, und das sieht so aus, dann würde ich an euch zurückgeben, weil das ja doch einige Fragen waren, die ihr vielleicht einfach der Reihe nach beantworten könnt. Sorular için teşekkür ederim. Avlukalarda neler yaşandığına ilişkin Elka sormuştu. Ben o dönemde milletvekiliydim ve birçok avluk altına alınan kente gittim. Orada kaldım ve ben de şu an buradaysam tesadüfen buradayım. Şans eseri hayattayım. Çünkü birçok kez bizim bulunduğumuz yerler de hedef alındı ve birçok kez saldırı girişiminde bulunuldu birçok yerde. Biz milletvekili olarak, siyasi parti olarak hakikaten başından itibaren de çözüm sürecine geri dönülmesi çağrısı yaptık. Silahların susması gerektiği çağrısı yaptık ama o hazırlık çok önceden anlaşıldığı kadarıyla yapılmıştı ve devletin abluka süreci çok kapsamlıydı. Yani bütün savaş imkanlarıyla küçücük kentlere saldırı oldu. Yani düşünün, bir NATO üyesi ülke kendi vatandaşına karşı kendi ülkesinde kendi kentlerine bombalar yağdırdı. Sivil çocuk, yani çocuklar öldürüldü. Evinin önünde oynayan çocuklar, sokağa çıkmak isteyen insanlar. Evinin önünde öldürülen çok sayıda insan var. Bunların raporları, isimleri, kişiler, birçok kişi var, sayamayacağım kadar çok acılar yaşadık. Cenazeleri kaldırmaya çalıştık. Ben mesela Şırnak'ta kaldım uzunca bir süre. Silopi ve Cizre'de yasaklar vardı. Cizre'den cenazeler gelmiyordu ama Silopi'den günler sonra sokaktaki cenazelerin kaldırılmasına izin verdiler. Mesela Taybet İnan herkesin hafızasındadır. Taybet İnan'ın cenazesini kızlarıyla beraber Şırnak'taki hastanede karşılamıştık. Günlerce sokakta kalmıştı. Onu almaya giden kayını da, yakın akrabası da yine öldürülmüştü. Birçok acılı örnek var. Yani o süreç bütün insanlığa ve oradaki yaşantıya korku salmak üzere yapılan bir savaştı. Açık bir savaştı ve NATO silahları kullanıldı. Büyük tanklar kullanıldı. O dönem orada başka güçler vardı ve biz onları görüyorduk. Ayrıca o askerler ya da o suçları işleyenler, savaş suçları işleyen, yani Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı kurallara şahit olduk. Yani yapılan suçlar, işlenen suçlar savaş hukukuna aykırı suçlardı. Bunlara dair hiçbir dava açılmadı. Örneğin biz Cizre'de bir binanın bodrumunda kalan, günlerdir orada ablukada olan insanların dışarı güvenle çıkmasını sağlamaya çalıştık. Ancak
imkan olmasına rağmen o insanları diri diri yaktı devlet. Yani buna bütün dünya şahit oldu. Bombalanan kentler, öldürülen çocuklar, defnedemediği için buzdolabında saklanan çocuklar, bu çocukların isimleri, nasıl öldükleri rapor haline getirilip UNESCO'ya sunuldu. Pardon, UNICEF'e sunuldu. Bir tanesi bile tek kelime etmedi. Yani orada çocukların yaşam güvenliği yerinde değil, sağlık başta olmak üzere yaşam hakları güvencede değil. Kimse, o dönem bütün dünya sanki abluk altındaydı ve hiç kimse karşı çıkmadı ne yazık ki. Korkunç bir yalnızlığa terk edilen bir gerçeklik söz konusuydu. Bir savaş hali söz konusuydu ama savaşın olduğu bile inkar ediliyor ne yazık ki. Kürt sorunu sanki turnusol kağıdı gibi herkesin birdenbire sessiz kalabildiği, hiçbir şey söylemediği bir sorun haline geliyor. Kürtler yaşadığı için belki de. Ama o dönemin etkisi, yani sadece Kürtler çekmedi bunun acısını. Elbette ki bütün kesimler yaşadı. Herkes, yani Türkiye'de eğer Kürt sorunu gibi bir sorun varsa, Orta Doğu'da Kürt sorunu gibi çözülemeyen kapsamlı, katmanlı bir sorun varsa, bunun acısını bütün halklar bir arada yaşıyor, beraber yaşıyor. Bütün halkların bir arada eşit yaşama imkanı ve yol haritası mümkünken, böyle bir imkan varken savaş tercih ediliyor ne yazık ki. Yani Türkiye'de bizler, sizin tam da sorduğunuz gibi Kürt sorununu diğer sorunlardan ayırarak konuşmuyoruz aslında. Tam aksine bir yerlerde eşitsizlik varsa, bir yerde adaletsizlik varsa o bütün toplumun çürümesi anlamına gelir. Yani bugün bizler bu acıları yaşıyorsak, kendi evimizden koparıldıysak, kendi dallarımızdan koparıldıysak, kesildiysek hepimizin acısıdır bu. Yani Türkiye hep anlatılır, Asya ile Avrupa arasında bir köprüdür. Çok stratejik bir konuma sahiptir. Orada işte bütün herkes için çok önemli bir yere sahiptir. İşte o köprüden iyiliğin geçmesini sağlamamız hepimizin elinde. Ama o köprüden şeytanın da canavarın da geçmesi mümkün. Ki bugün bir tek adamın bir tek sözüyle bütün dünya tehdit altında. İşte mültecileri gönderirim, kapıları açarım, hiçbirinize ses çıkaramazsınız diyen birisi var orada, bir iktidar sahibi var ve buna bütün Avrupa boyun eğiyor. Yani bizim açımızdan demokratik değerleri en üst düzeyde koruması gereken, bütün evrensel insani değerlere sahip çıkması gereken ya da çıktığını söyleyen devletler ses çıkaramıyor. Bir avuç insana yüklenemez. Hiçbirimizin tek başına sorumluluğu altında değil elbette. Hepimizin sahip çıkması gereken, yenmesi gereken eşitsizlikten bahsediyorum, haksızlıktan bahsediyorum. Ben bitireyim. Okay. Son soruyu cevaplayayım. Demirtaş kararı ve Baylok kararı, yani Türkiye'de şu an hukuk yok. Ahim kararına uymayan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, yani Avrupa Konseyi'nin üyesi olması gerekenleri yerine getirmeyen bir ülke var. Ben Ahim'in yerinde olsam, yani onun saygınlığını bunca ayak altına alan bir ülke hakkında kesinlikle tedbir kararı uygularım. Ahim gibi yapılara sahip olan Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi'nin yerinde olsam, onun prestijini yerle bir eden bir ülkeye kesinlikle yaptırım kararı uygularım. Yani bu çünkü hepsini saran bir tehlike. Ama çıkarlar insan haklarından çok daha önde ne yazık ki. Ama bunlar öncelendikçe de bütün Avrupa, bütün dünya aynı acıyı yüklenmek durumunda kalıyor ve devam da edeceğini söyleyebilirim. Teşekkürler. Hanife annenin dosyasında talepte bulunduğumuz şey infazın ertelenmesi talebiydi ve bu talepte sadece şey gerekçesi yapılır. Bu kişi cezaevinde kalabilir
ya da kalamaz. Başka bir gerekçe şey olmaz. Yani ana dosyasından bağımsız olarak bir gerekçe yapılır. Hukuken de bu şekildedir. Mesela o örnek verdiğim Hizbullahçı kişi için cezaevinde kalamaz raporu gözetilerek tahliyesine karar verildi. Hanife annenin dosyasında ise Hanife anne cezaevinde kalabilir. Bu sebeple infazın ertelenmesinin reddine şeklinde karar veriyor. Gerekçe bu şekilde. Ahim içinde şöyle, ben de bir ekstra şöyle belirtebilirim. Ben de Sayın Demirtaş'ın avukatıyım ve Kobani dosyasında yer aldım. Duruşmalarını takip ettim ve orada ya bin sayfalık, binden fazla sayfalık bir iddianame vardı ve orada yargılanan siyasetçiler bu iddianameyi çok güzel çürüttüler. Hukuki olarak çürüttüler zaten. Ve o dosyada da zaten Ahim kararı vardı. Ancak biliyorsunuz hani dediğimiz gibi Ahim kararı hiçbir şekilde uygulanmıyor. Ve bu kararın uygulanmasını savunan anayasadaki yargıçlar hakkında mesela soruşturmalar da açtılar. Yargıtay şey yaptı. Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiğini savundular. Hukukçular arasında da bu şekilde bir problem çıktı. Yine ben Ahim yargıçlarının yer aldığı bir toplantıya katılmıştım. Bazı Türk yargıçlarının olduğu bir toplantıya katılmıştım ve onlar da aslında bu durumdan çok rahatsızlar. Şu şekilde orada çalışırken şey baskısı hissedebiliyoruz yani. Siz hukuk ülkesi misiniz? Biz bir ihlal kararı vermişiz ve senin ülken uygulamıyor bu kararı deyip Türk yargıçlar üzerinde de bir baskı var ve aslında Ahim'de çalışan Türk yargıçlar da bu durumdan rahatsız. Yani neden Ahim kararı uygulanmıyor diye, tamamen kesinlikle hukuka aykırı bir karardır Türkiye'nin uyguladığı karar ve mahkum edilmiş ve AİS uygulanmalı deniliyor. Yani bu durumdan birçok hukukçu, Türk, Kürt fark etmez, işte Ahim'de çalışan Türk yargıçlar da rahatsız. Çünkü onlar da bir baskı altında olabiliyorlar. Bir diğer soru, ben onu anlamadım. Hani neyden dolayı fişlenmekten korkacağız, onu anlamadım. Hani buraya gelmişken burada mı kalalım? Yok, siz Türkiye'de yaptığınız işlerden ötürü fişlendiğinizi söylemiştiniz. Bu kadar baskı ve fişleme altında Türkiye'ye geri dönmekten korkmuyor musunuz? Yani belki şöyle... özel bir soru, kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Şimdi şöyle bir şey var. Devlet herkesi tanıyor yani. Herkesi biliyor sonuçta. Ben mesela Jiyan, avukat Jiyan, İHAD'ye üye, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği'nde çalışan bir avukat. Yani seveceğimiz bir avukat değil. Biliyorlar yani. Yani onlar beni biliyor. Hani zaten bu fişlenme derken şey anlamında değil. Yani kişiler tanınıyor, biliniyor. Yani mesela bir emniyete gittiğimizde, mahkemede bir savunma yaparken zaten yargıçlar olsun, polisler olsun seni tanıyor ve biliyor artık. Alıştık mı yani, birbirimizi kabul ettik mi bilmiyoruz ama o şekilde yaşıyoruz. Yani öyle bir çekincemiz vesaire, öyle bir durumumuz yok. Türkiye'ye geri döneceğiz. Sayın Cihan'a bir soru sorayım. Jiyan arkadaşımızın bahsettiği sorudan devam edeyim, cevaptan devam edeyim. Bizler zaten fişlenmiş kişileriz. Bugün Türkiye'de bazı insanların hapiste olmamasının sebebi o kadar büyük bir hapishanenin olmamış olması. Örnek veriyorum, 6 milyon 10 milyon arasında bir Kürt nüfusundan bahsediyoruz. 6 milyon diyelim, HDP'nin mesela demin 6 milyon oyu var, öyle düşünelim. Bir de bunların çocuklarını falan da sayarsak 10 milyonu buluyoruz. Bu insanların hepsi aslında fişlenmiş durumda. Zaten o partiye oy veriyorsanız fişlenmiş durumdasınız ve 6 milyon kişilik bir hapishane yok. Ben kendi üzerimden geliyorum. Benim kadar aktivist olan, benim kadar Kürt mücadelesinde yer alan kişi sayısı, örnek veriyorum, 1 milyondur. 1 milyonun hepsini hapse atamaz. Ama bu 1 milyon içerisinde biraz daha böyle insanları etkileyebilecek bir duruma geldiğimde benim hapse girme ihtimalim de daha fazla artar. Mesela Türkiye'de son süreçte Kürt olmayıp da sadece bu Kürtlük üzerinden gidiyoruz ama Türkiye
gitgide daha sağcı bir politikaya evrilmek durumunda. Hem bir ırksal düzeyde bir sağcılıktan bahsediyorum, hem de din düzeyinde bir ırkçılıktan bahsediyorum. Mesela insanları etkileyebilecek herhangi bir konuşma yaptığınızda bu bir suç unsuru teşkil etmese dahi, birçok insanı etkileyen bir konuşma ise bunu insanları halkı kin ve düşmanlığa teşvik etme gibi bir suçlamayla hakkında gözaltı kararı çıkarabiliyor. Yani suç unsuru olmasa dahi, dinle ilgili herhangi insanları etkileyebilecek bir cümle, suç unsuru olmasa dahi veya Kürt mücadelesinde bir cümle sarf ettiğinizde bu cümle çok fazla ekranlarda yer alırsa, çok ses getiren bir cümle olması halinde gözaltına alınma gibi bir durumunuz olabiliyor. O yüzden bizler mesela buradan bazı cümleler sarf ederken mesela şeyin ayrımını yapmakta biraz zorlanıyoruz açıkçası. Biraz daha böyle çekindiğimiz için aslında o cümleyi kuramıyoruz. Onu açık ve net söyleyebilirim. Mesela asimilasyon mu yoksa soykırım mı? Biz bu ikisini ayırt ediyoruz. Çünkü soykırım kelimesini kullanmak Türkiye'de direkt aktif bir şekilde tepki alabilecek bir kelime ve bunun böyle Avrupa'da lanse edilmesini engelleyen bir cümle. Ama biz kalkıp buna asimilasyon diyoruz. Ama biz asimilasyona mı uğruyoruz, soykırıma mı? Biz bazı cümleleri seçerken dikkat ediyoruz. Çünkü mücadelemize biraz devam etmek zorundayız. Biraz daha fazla insanlara cümlelerimizi aktarmak zorundayız. Türkiye'de böyle bir uygulama maalesef var. Ve biz zaten fişlenmiş insanlar olarak hiçbir şeyden bazen korkmayabiliyoruz. Yani ölümden bile bazen korkmayabiliyoruz. Örnek vereyim. 10 Ekim patlamasından bahsettim. Bunun 7 Haziran patlaması da vardı. Diyarbakır. 7 Haziran seçimin öncesi 5 Haziran'da Diyarbakır'da bir patlama olmuştu. Ve o patlamada bu IŞİD patlamasıydı. IŞİD ilk başta küçük bir patlama yaptı. Daha sonra büyük bir patlama gerçekleştirdi miting alanında, seçim öncesi miting alanında. Ve patlamadan sonra tekrar yaralıların üzerine ve mitingde yüz binlerin üzerine biber gazı zaten atıldı. Ama patlamadan hemen sonra hiç kimse yerinden kıpırdamadı. Şunu söylemeye çalışıyorum. O birinci patlama ve ikinci patlamanın olmasının sebebi çok büyük bir karabalık vardı ve insanların linçe uğrayarak, yani birbirlerinin üzerine basarak, kaçarak, birbirlerini ezip daha fazla insanın ölmesine neden olabilecek bir patlamaydı. Orada yanlış hatırlamıyorsam 5 kişi hayatını kaybetmişti. Onlarca kişi ağır yaralanmıştı, sakat kalmıştı. O patlamadan sonra hiç kimse yerinden kıpırdamadı. Yani üçüncü patlamayı herkes bekledi. Yani ona rağmen kimse korkmayarak yerinden bazen bekleyebiliyoruz. Daha sonraki süreçte zaten bu patlamaların asıl sebebi aslında bir daha Kürtlerin bir araya gelmemesiydi. Daha sonra Nevroz mitingi vardı. Sonraki yıl 2016'da Nevroz mitingi vardı. Nevroz mitingine giderken insanlar böyle bir saldırının tekrar olabileceği ihtimaline karşın o alanı tekrar doldurmuştular. Hatta ben polis koridorundan geçerken, alana girerken bir polisin diğer polise kullandığı cümleyi kuracağım. Diğer polise dönüp "abi yine de geliyorlar" cümlesini kurmuştu. Orada bir patlamanın olması ihtimaline karşın yine de insanlar orayı doldurmuştu. Teşekkür ederim. Ja, vielen Dank euch.
waren ja jetzt nochmal sehr eindrückliche Schilderungen aus eurem persönlichen Alltag, aber auch darüber hinaus. Ja, da ist noch eine Frage. Ich wollte jetzt gerade schon beenden, aber... Können Sie mich verstehen? Ja. Ich bin von Amnesty International, Wolfgang Peikert ist mein Name, und wir sind hier mit mehreren Leuten vertreten. Ich möchte sagen, dass wir uns mit der juristischen Situation in der Türkei sehr intensiv auseinandersetzen, seit vielen Jahren. Wir haben in Frankfurt auch mit dem Frankfurter Rechtsanwaltsverein verschiedene Aktionen hier durchgeführt. Das Thema ist uns, zumindest von Amnesty, sehr bekannt seit vielen Jahren. Und es gibt eine gewisse Idealfigur, das ist die Erin Keskin, die Ihnen, denke ich, bekannt ist, die ja nun systematisch vom Staat verfolgt wird, wiederholt im Gefängnis gesessen hat, ständig bedroht wird. Sie braucht Security-Leute um sich herum. Und können Sie dazu auch noch etwas sagen? Ist das noch eine Idealfigur oder wird sie so weit unterdrückt, dass das in der Allgemeinheit schon gar nicht mehr bekannt ist? Danke. Ich muss hier vorne noch eine Meldung. Ja, ich komme von der neuen Richtervereinigung und hier vorne sitzen Rechtsanwältinnen auf dem Podium. Ich selbst bin oft genug schon in der Türkei gewesen und habe auch Prozesse beobachtet und habe auch gesehen, wie dort Richterinnen sind es fast nicht, agieren. Natürlich weiß ich, dass die Richter und Richterinnen nicht unabhängig sind in der Türkei. Also es gibt sicherlich unheimlich viele Kontrollmechanismen, die Richter zu so einem Verhalten bringen, wie wir es nun oft genug gehört haben. Meine Frage an Betja und Jian vor allen Dingen, würdet ihr unserer Vereinigung empfehlen, zu versuchen, Kontakt mit Richterinnen und Richtern aus der Türkei aufzunehmen, um mit ihnen zu diskutieren? Und vielleicht auch nochmal danke für den Hinweis, dass es auch hier in Deutschland viele Unterstützerinnengruppen gibt, die sich schon viele Jahre mit diesem Thema beschäftigen, auch hier in Frankfurt aktiv sind. Auch bei Medico beschäftigen wir uns immer wieder genau diesen Fragen. Und genau, also einmal die Frage nach Erin Keskin und einmal die Frage nach den Richterinnen. Ich werde von euch beiden beantworten. Eren Keskin halen mücadeleye devam ediyor ve halen sembol gerçekten. Yine halen hakkında fazlasıyla yargısal tacizler ve baskılar da aynı şekilde devam ediyor. Şu an İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi eş başkanıdır, görevindedir. Yani bildiğiniz Eren Keskin aynı şekilde devam ediyor. Evet, Eren Keskin hala herkese örnek olmaya ve cesaret vermeye de devam ediyor. Evet, Türkiye'de hakimlik mesleği, hakimlik, savcılık, yargının en önemli ayakları ama ne yazık ki hiçbir zaman bağımsız olmadılar. Yani hiçbir zaman, zaten seçimlerinden tutun, yaşadıkları yer, ayrıca ilişki kurdukları kesimler, tabii ki onların da dikkat etmesi gereken tarafsızlıklarına gölge düşürmemeleri gereken haller, davranışlar var. Bununla ilgili hem kanun var hem kurallar var. Ancak Kürt sorunuyla ilgili ya da Kürtlerin yargılamalarıyla ilgili ya da Kürtlerin eşitlik ve özgürlük haklarıyla ilgili taleplerinde her zaman bir kabul edilmiş bir kural vardı ve bu kural hiçbir zaman bozulmadı. Yani ne geçmişte bozuldu ne şimdi. Ayrıca bu anlamda kimliğini, mesela
kendi kimliğini Kürt olarak tanımlayan kişilerin, hukukçuların hiçbir zaman hakim ya da savcı olarak atandığına da şahit olmadık. İşte aynı zamanda Alevi kimliğini bir kimlik olarak, özgürlük kimliği olarak savunanların da atandığına şahit olmadık. Hakim ve savcıların ataması her zaman daha özel kurallara bağlıydı. Yani bir yazılı sınav var, siz bir hakimsiniz, bilirsiniz Türkiye'de bir yazılı sınav var. Ama bundan öte bir mülakat var ve atanacak olan hakim savcılarla ilgili bu mülakat her şeydir aslında. Atanıp atanmayacakları hem kişilikleri, aileleri, bağlantıları vesaire birçok denetimden geçiyor. Yani tam anlamıyla liyakatle alakası olmayan atamalardır hakimlik, savcılık atamaları. Şu an ise çok daha farklı bir noktada hakim ve savcılar adeta mevcut hükümetin, mevcut rejimin uygulayıcısı konum, aparatın, yani böyle bir aparat görevi görüyorlar. Yargının bir hukuk devletinde olması gereken en önemli ayağı bu görüntü tamamen çökertmiş durumda. Bana kalırsa bir hukuk devletinin temelinden sarsan durum açığa çıktı. Yani memuriyet sistemi bozuldu, liyakat sistemi, bir ülkede liyakat sistemi tamamen çöktü. Yargı bağımsızlığı tamamen çöktü. Hiç kimse Türkiye'de ve hatta Avrupa'da da hiç kimse Türkiye'deki yargının bağımsız, tarafsız, hakikaten hukukun üstünlüğüne saygı gösteren bir düzeyde olduğunu iddia edemez, söyleyemez. Çünkü imza atılan kararlar bir hakimin veya savcının hukuk ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalması gerektiğinden ziyade bir rejimin sözcülüğünü ve uygulayıcısını yapar haldedir. Sizin iletişim kurmanız bence önemlidir. Çünkü belki de vicdanlarına seslenme imkanı bulabilirsiniz. Ama çok ilginç deneyimlerle karşılaşabilirsiniz. Belki, bilemiyorum, bir nebze de olsa kişiliklerinden utanma söz konusu olabilir o kişiler için. Çünkü tamamen taraflı, yani başka bir memur koysunlar kendilerine hakim demesinler o zaman. Bu yargının saygınlığını da yok eden bir tutum çünkü şu anki haliyle. Ancak iletişim kurmanız bence her şeyden de, yani birçok açıdan aslında önemli bulunabilir. Ben önemli buluyorum. Belki de olumlu bir şeye evrilebilir. Ancak şu anki halini ben hakikaten bir hukukçu olarak da içler acısı buluyorum. Ömrüm boyunca hukuka inanan bir insanım ben çünkü. Her defasında hayal kırıklığına uğrasak bile hukukun üstünlüğünün, yani bir hukuk şey, kutup yıldızı gibi hepimize yol gösterici olduğunu, orada sürekli parlaması gerektiğine inanan bir kişiyim. Hep de bunu savundum. Ve inanmaya da devam edeceğim ben. Ve sizin buradaki çabanız duygusal olarak da beni çok etkiliyor. Şahsen de beni çok etkiliyor. Hepimizin buna inanması gerektiğini düşünüyorum çünkü. Teşekkür ederim tekrar. Ja, vielen Dank. Und vielleicht erleben wir ja doch noch, dass es eines Tages zu einer Rechtsstaatlichkeit kommt und zu einer Zurückkehr dieser Prinzipien. Und ich glaube, ihr alle drei habt deutlich gemacht heute Abend, wie wichtig es ist, weiterzumachen und weiter daran zu glauben, die Menschenrechte zu verteidigen und mit einem unermüdlichen Engagement die Menschen zu unterstützen, die unter diesem, dieser fehlenden Rechtsstaatlichkeit leiden. Und genau, vielen Dank euch für eure persönlichen Erfahrungen, für die politischen Analysen heute, die ihr mit uns geteilt habt. Vielen Dank an das Publikum für das zahlreiche Erscheinen. Der größte Dank gilt heute Abend an Dilar und Erdjan für die unermüdliche Übersetzung. Vielen Dank. Und mein Dank gilt auch den Leuten, die die Technik und die Übersetzungsgeräte aufgebaut und abgebaut haben. Genau.
vielleicht noch im Raum nebenan weiterzureden. Ich glaube, wir müssen aber den Übersetzerinnen jetzt mal kurz eine Verschnaufspause gönnen. Genau, und es gibt drüben auf jeden Fall noch Getränke, was zu essen. Am Infotisch könnt ihr euch noch Material mitnehmen und denkt bitte alle daran, die Übersetzungsgeräte wieder zurückzubringen, damit wir die vollständig zurückgeben können. Vielen Dank.